Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurunuz Sayın Bakanım. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumumuzun çok saygın başkanı, Birleşmiş Milletler'in mukim temsilcisi, yurt dışından ülkemizi teşrif eden kıymetli misafirler ve yurt içinden bu zirveye katılan çok saygın temsilciler, davetliler, ben de sözlerimin başında her birerinizi ayrı ayrı sevgi, saygı ve Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bugün burada insan hakları kurumlarının geçmiş ve geleceğinin tartışılacağı, insan haklarının korunması ve geliştirilmesinde ulusal insan hakları kurumlarının güçlenen rollerinin tartışılacağı bir zirvenin açılışını yapıyoruz. Bu zirvenin öncelikle hayırlı olmasını ve planlandığı, hedeflendiği gibi başarılı geçmesini temenni ediyorum. Zirveye katılacak olan gerek Türkiye'mizden gerekse yurt dışından saygın temsilcilerin ortaya koyacağı görüş, öneri ve eleştirilerin her katılımcı için özellikle Türkiye'miz için son derece yararlı olacağına yürekten inandığımı buradan ifade etmek isterim. Türkiye hukukun üstünlüğü, hukuk devletinin güçlendirilmesi, demokrasimizin güçlendirilmesi ve insan hakları alanında son derece önemli reformlara son 20 yıl içerisinde imza atmış bir ülkedir. Türkiye'de bugün bu zirveyi düzenleyen İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumumuzun ilk kuruluşu 2012'dir. O zaman ismi Türkiye İnsan Hakları Kurumu'ydu ve daha sonra biz bunu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak değiştirerek bu kurumun hem insan hakları hem de eşitlik konusunda Türkiye'mizde ve uluslararası alanda etkin bir rol oynaması için yasal statüde bağımsız ve çoğulcu bir yapıda kurulmasına yetkilerinin, sorumluluklarının çok net bir şekilde yasayla tanınmasında fayda olduğunu mülahaza ederek yasal bir altyapıya kavuşturduk. Türkiye'de insan hakları konusunda atılan adımları bugün burada saysak çok vaktinizi alır. Ama insan hakları kurumları diye nitelendirebileceğimiz kurumları bir değerlendirmekte fayda vardır. Esasında insan hakları kurumları insanların bir noktada hak aramak için müracaat ettikleri kurumlar. Bir nevi ayrı bir hak arama yolu ve onların varlığı da Türkiye'de bir yandan yürütmenin, bir yandan da diğer bütün işlerin bu kurumlar tarafından da ayrıca bir denetlenmesi anlamına gelmektedir. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bu anlamda tarihi bir role sahiptir. Türkiye kadın hakları konusunda ve diğer haklar konusunda önemli adımlar atarken bunlarla ilgili süreçleri yakından takip etmesi için de pek çok adımı biz hayata geçirdik. Örneğin anayasamıza kadın haklarıyla ilgili pozitif ayrımcılığı bir hüküm olarak koyduk ve bu pozitif ayrımcılık nedeniyle yasalarımızda yapılacak değişikliklerin eşitlik ilkesine aykırı olarak değerlendirilemeyeceğini anayasamıza yazdık. Ve bunun hemen bir göstergesi olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisimizde kadın ve erkek fırsat eşitliği komisyonunu kurduk. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu kadın hakları konusunda yasama üyelerinin katkısıyla çok önemli değişiklikleri önemli çalışmaları yapmakta ve önemli faaliyetleri ortaya koymaktadır. Tabii anayasamızın 90. maddesinin sonuna Türkiye belki pek çok ülkede olmayan önemli bir reformu getirip koydu. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası insan haklarına ilişkin sözleşmelerle iç hukukun çatışması halinde
uluslararası sözleşme hükümlerine üstünlük tanıyan bir hüküm Türk Anayasası'nın bugün 90. maddesindeki metnidir. Biz kendimize ve ülkemize, uygulamalarımıza güveniyor, yargımızın da çatışma halinde insan hakları ile ilgili bir konu varsa uluslararası hukuka üstünlük tanımasını anayasal bir emir olarak ortaya koyduğunu buradan ifade etmek isterim. Biz taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin her birerini kendi iç hukukumuzun da birer parçası haline getirdiğimizi buradan ifade etmek isterim. Tabii Türkiye bu alanda başka kurumlar da oluşturdu. İşte bilgi edinme hakkı konusunda her Türk vatandaşına önemli bir imkan sağlandı. Daha önce dilekçe hakkı vardı ama biz bunu bir adım ileri götürdük. Bilgi edinme hakkı sadece kendisiyle ilgili değil, kamuyla ilgili konularda da bilgi edinme hakkını anayasal düzeyde düzenledik ve kanunu da çıkarmak suretiyle Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu'nu kurduk. Eğer herhangi bir Türk vatandaşı bilgi edinme hakkıyla ilgili her sorun yaşadığı takdirde bu Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu'na müracaat ederek bu sorunu yaşatanların buradan denetlenmesi ve bilgi edinme hakkının kısıtsız uygulanması hususunda son derece önemli bir görevi hayata geçirmektedir.